Acıktım. Çok acıktım. Günaydınlar. Proje dersindeyim. Şu an molaya girdik. Bu hafta okulun, yani bu dönemin ikinci haftası. İlk defa ders seçimi yaptım. Bu dönem ders seçimi yaptım. Çok stresliydi, gergindi. Gerçekten yani bir an derslerimi alamayacağım zannettim. Çünkü gözüm korkmuştu. Kontenjanlar doluyor bir yandan vesaire. Onu takip etmeye çalışıyorum. Korkmuştu yani. Ders seçimi yaptıktan sonra, okul açıldıktan sonra ilk hafta ders ekleme çıkarma haftası oluyor. İşte alamadığınız dersleri ekleyebilir hani ya da çıkarmak istediğiniz dersleri çıkarabiliyorsunuz o hafta. Ben de o hafta bir anlık gaza geldim ve İtalyanca aldım. İtalyanca 1 aldım. Arkadaşlarımla konuşuyorduk. Bir anda Erasmus konusu açıldı. Ve hani İtalya için bakayım şartlara falan dedim. Çoğu üniversite hani İtalyanca istiyordu. Dedim ki madem zaten hevesim var neden almayayım ve şansına tuttu. Normalde hani kontenjanlar full dolu ama hani rastgele deniyorum belki gelir falan diye. Ve geldi ders. Şu an İtalyanca'ya gireceğim bu hafta ilk defa. O yarın ama dersin, bugün değil. Ve ilk haftadan proje dersinde bize grup çalışması verdiler. Bu yüzden çok yoğun başladık. Zaten dönem böyle hiç tatil yapmamışız gibi aynı şeyle devam etti ve İlk saatten ödev verdiler akşamına. Pazartesi sabah derse girdim, akşamına ödev teslim ettim falan. Grup çalışması da zor yani. Bir dönemin maratonuna alıştım, sonra grup çalışması yapalım. Hani insanların zamanını oturtmak zor, fikirler fazla var vesaire. Zor yani grup çalışması. Ve ilk haftadan bunu şey yapmak ayrı bir yordu. Geliyorum ben bir saniye. Şimdi molamız bitti. Grup çalışmasına devam edeceğiz. Bu arada çok parlıyorum. Neden bu kadar parlıyorum bilmiyorum. Bu ara böyle kamera böyle parlamaya başladı. Mimarlık Fakültesi olduğu yoğunlukta devam ediyor. help. Bir de bu dönem İngilizce 1 de alıyorum. Biraz dil çakışması da yaşayacağım. Ve İtalyanca dersinde arkadaşımın dediğine göre böyle İtalyanca, İngilizce, Türkçe falan karışık kullanıyormuş. O yüzden orada da bir dil çakışması yaşayacağım. Biraz beynim yanacak. Ve dili zor öğrenen bir insanım. Hani hala İngilizceyi tam anlamıyla hallettim diyemem yani. Böyle. Ben şimdi grup çalışmasına devam ediyorum. Bu arada yine harika çalışmalarımı göstermemi ister misiniz? Dönem başlamadan önce bir film izlettiler. Adı The Giver. Şurada yazıyor. Bunun hakkında böyle hiç bilmeyen birine tanımlayacak şekilde bir poster yapmamızı istediler. Biz de şimdi o poster üzerine çalışıyoruz. Biraz mekanları önemsediğimiz ve bazı filmden önemli noktalar var. Mesela renk önemli bir nokta. Bunları kullandığımız. Böyle hiç bilmeyen birine anlatırmış gibi hani baktığında filmle en azından bir çağrışım yapmasını sağlayacak şeyleri düzenleyip poster haline getiriyoruz. Filmi de sevdiğim için gerçekten film bence çok güzeldi. Eğer izlemediyseniz filmi de bence izleyin. Adı The Giver. Yani yana da koyarım şuraya posterini de. Güzel bir film. Filmi de sevdiğim için böyle projede eğlenceli geliyor. Bugün pazartesi, perşembe de bunun jürisi var. O yüzden son düzenlemeleri yapıp hani yazılarımızı falan her şeyi hazırlayıp artık bitirmemiz gerekiyor. Ders bitti 12.30'da. Benim derslerim hep sabahtan başlıyor. Yani hep 8.30'da, sadece çarşamba günü 10.30'da başlıyor. Ve sadece pazartesi ve çarşamba günleri öğleden sonra boş. Bu dönem haftada 28 saat falan bir ders görüyorum. Kargo bekliyorum. Kahve içeriz. Ondan sonra dışarı çıkmayı düşünüyorduk. İnşallah çıkabiliriz. Bakalım. Evet, ben hazırlandım. Şöyle altıma bir pantolon giydim. Şöyle krem rengi bir pantolon. Böyle geçen sene almıştım bunu ama çok giyememiştim. Bu modeli çok yakıştıramadığım için ve renginden dolayı. Ama böyle giymek istedim bugün. Şöyle üstüme ananaslı hırkamı giydim. İçine şöyle gri, burada tam rengi belli olmuyor galiba ama gri bir tişört giydim. Üstüne ince bir zincir taktım böyle kolye. Takı olarak da şöyle bir tane burgu küpe taktım. Bir tane de altıgenli küpe taktım. Böyle giyindim. Bir de saatim var. Dışarı çıkacağız ama nereye çıkacağımızı bilmiyoruz. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Öyle çıkacağız yani. Bir yere gideceğiz. Bursa'ya gidebiliriz merkeze. Kargo gelmedi bu arada. Kargoyu bekledik. Artık arayacağım. Komşumuza bırakmasını söyleyeceğim. Bu şekilde.
kargocuyu yolda yakaladım. Yani adamı aradım, neredesiniz dedim ve ondan sonra elinden aldım. Çünkü komşumuz da yoktu. Bırakamazdı ona da. O yüzden öyle yapmak zorunda kaldık. Şimdi annem bir şey almıştı, onu değiştirecek. Ben de onu bekliyorum. Şu an bir taksi durağının oradayım. Taksi durağını işgal ettim. O yüzden biraz temkinliyim, korkuyorum. Umarım uyarmaya gelmezler annemi almadan önce. Sonra da Bursa'ya gideceğiz galiba. Biz uzun zamandır Kapalı Çarşı'ya gitmek istiyorduk. Gidememiştik. O yüzden oraya gideceğiz. Bakalım artık saat de geç oldu. Ne kadar gezebilirsek o kadar. Yani çünkü buradan oraya gitmemiz bir yarım saat 45 dakika falan. Mükemmel park ettim. Bakıyor, görüyorsunuz. Geri geri park ettim. Harika. Harika park edişimden sonra şimdi Bursa'dayız. Kapalı Çarşı'nın oraya geldik. Aslında Ulu Cami'nin oraya geldik. Kapalı otoparka park ettik. Şimdi yürüyerek buralarda gezeceğiz. Çok ses var. Böyle. Şimdi bakalım ne kadar takılacağız. Bu arada çok kalabalık her yer ve maske takmayan insanlar bile var. Hiç yok yani maskesi. Çenesinde bari dursaymış. Dükkanlar yan yana sıralı. Aynı zamanda şöyle alt aralarda da böyle şeyler var. Yani dükkan değil ama burada da satış yapıyorlar. Üstlerinde de şöyle tabelaları oluyor. Bu dükkanlardan ayrı oluyor. Şu yanlardaki dükkanlardan ayrı oluyor. Ortada oluyor. Bir de burası yeryüzünden hani 1,5 kat aşağıda, 2 kat aşağıda falan oluyor şu an yürüdüğümüz yer. Zaten Kapalı Çarşı'yla hani bitişik diyebiliriz. Hepsi böyle yan yana oluyor. Hepsi heykelde o tarafta. Ulu Cami'yi biliyorsunuzdur. Bursa'nın simgelerinden biri. Her şey yürüme mesafesinde olduğu için böyle bir yere arabayı park ediyoruz ve yürüyoruz bu şekilde. Bu arada o kadar mimik yapıyorum ama maskeden falan hiçbir şey anlaşılmıyor. Bir de kalabalıkta konuşuyorum ama ne kadar konuştuğum anlaşılıyor bilmiyorum. O yüzden biraz da zorlanıyorum açıkçası. Bir de size söylemedim. Şurada üstüme peluş montumu giydim. Üstüne bir atkı aldım. Ne olur ne olmaz üşürüm diye. Bir de böyle beyaz ayakkabı giydim. Böyle. Yerlerinden birinde Kozağan'dayız. Burada ipekçilik çok meşhur. Yani ipek ürünler çok satılıyor. Thank you.
ya Bursa'nın meşhur lezzetlerinden tayini aldık. Bu biraz üstü garip ama anne. Niye? Çünkü şey, gözenekleri böyle fırında pişiriyorlar ya böyle. Hani nasıl şey yapınca, içine emdikçe gözenekleri delik delik oluyor. Belediye binasının önündeyiz. Biz buraya halk oyunlarında fotoğraf çekilmeye gelmiştik. Hatta şuralarda falan fotoğraf çekilmiştik. Aynen böyle manzaralı, şu manzaralı. Burada oturaklar var şöyle. Şöyle bizim oturduğumuz gibi işte. İnsanlar rastgele oturuyor böyle. Etrafta da çay satan insanlar oluyor. Çay satan. Bir tanesi geldi benim yanıma, çay vereyim mi dedi. Ben de istemedim. Tayini başarısızdı bence. Çok şekerliydi. Ben de ilk defa yedim. Hı? Çok şekerli. Evet. Çok şekerliydi. Göre, ben de bu kadar yoğun tat sevmiyorum. Şey yani, biraz daha şeker, bence sonradan şekerini fazla ilave etmemiş. Şey yapılması da güzel. Bir de bunların burgu şeklinde yapıyorlar şeyini. Ben onu daha çok seviyorum. Evet, şeyde, o biraz daha ekmeği böyle olsaydı. Böyle kat kat oluyor, katmer katmer. Çok güzel. Biraz daha ekmeği olsaydı yenirdi de. Üstünde bir de şey, jöle gibi kalmış yani. Kızıyoruz aslında, boş yapmaya gelmişiz yani biz buraya. Öyle dolanıyoruz yani. Kusuyoruz demişiz. Aynen. Çarşı ve o bayağı oldu. Biz bayağıdır istiyorduk gelmeyi de gelemedik işte. Ben demeden sonra hiç gelmedik. Bence yaparlar. Bence canlı. Ama hepsi çok aynı. Çok aynı. Altında saksıları var. Alt geçit mağazalar oluyor. Buradan da yukarı çıkıyoruz. Şöyle karşıdan karşıya altından geçiyorsunuz ama hep mağazalar oluyor altında. Heykelde genelde böyle oluyor alt geçitler. Mükemmel bir kitap. Sadece farklı bir basımı. Çevirisi nasıldır bilmiyorum ama 5 lira. Yani arada böyle güzel kitaplar oluyor. İçerisi çok kalabalık ama böyle bir ara sokakta doğurdum. Buralar da 5 lira ve BKM'ye bağlı. Burada en azından daha düzgünler. Tatlı aldık. İçinde şey, süt yumurta falan yokmuş. Şuradan aldık. Cumhuriyet Caddesi'nde böyle. Meşhur zaten bu tatlıcı. Böyle aldık. Bir tanesini böldük. I'm gonna miss you. Listen, we don't stay the same. I'm gonna miss you. I'm gonna miss you. Selam, biz şimdi eve geldik. Zaman nasıl geçti anlamadık. Yani biz böyle yaylana yaylana yürüdük. Biraz boş yapıyorduk yani. Aslında bir amacımız yoktu. Bir anda hava kararmaya başladı. Aha dedik, mağazanın kapanma saati yaklaşıyor. Aha dedik, sokağa çıkma yasağı var falan filan. Bir anda arabaya koştuk, otoparka gittik ve hani döndük. Ama hala sokağa çıkma yasağı başlamadı yani. Biraz aceleci davrandık diyebiliriz. Çok da acele etmemişiz. Yani sokağa çıkma yasağı başlayacak. Neyse, giderken bir şey alma amacım yoktu. Sadece gezmeye, hani anne kız bir şeyler takılalım diye gittik. İlk önce BKM'ye uğradık. Bu arada böyle göstermeye çalıştım size. Bursa'ya da göstermeye çalıştım. Gittiğim yerlere de göstermeye çalıştım. Ama hem kalabalıktı hem arkadan ezan sesi geliyor vesaire. Hani biraz karışıktı açıkçası. Sesim anlaşıldı mı anlaşılmadı mı bilmiyorum. Biraz kesik kesik olmuş olabilir. Editte bunları düzeltebileceğim kadar düzelteceğim. Umarım çok kötü görünmez sizin için. Heykeldeki BKM'ye gittik. Başka bir BKM şubesi daha açıldı metronun hemen yanına. Ve o çok güzel. Gerçekten çok güzel. Onu göstermedim size. Oraya 2-3 kere falan gittim. Ama çekmedim videosunu. Ama ayrı bir zaman olursa belki çekebilirim. Her neyse, ben heykeldeki BKM'den şöyle bu kitabı aldım. Uzun zamandır merak ediyorum zaten. Aslında ilk çıktığı zamandan beri merak ediyordum ben. Madem indirimde dedim alayım. 15 liraydı bu. Seleklerin Tanrısını aldım. Bunu da bayağıdır istiyordum. Zaten ben Modern Klasikler dizisinin serisini yapıyorum. Hani var orada, bayağı var hatta. Onları biriktiriyorum ve klasik aldığım zaman, eğer Türkiye İş Bankası'nın hani böyle bir basımı varsa,
şöyle yanı da şöyle bir basımı varsa bundan alıyorum. Annemin telefon cabını yaptırdık, böyle bir yedek de aldık. Daha sonra Rozman'a gittik. Rozman'da, ay bu patlamış mı? Patlamış galiba bu. Rozman'dan şöyle deodorant aldım. Bu veganmış. Alterra markası. Ama akmış galiba. Anlamadım. Bu arada fiyatı da diğer rulonlar gibi falan. Kaçtı? 18-19 falan olması lazım. Evet, böyle geçti. Şimdi bugün gelen kargomu açtım. Kendime kamera aldım. Evet, çok heyecanlıyım bu kamera için. Yani aslında şöyle, bir şeyler yapmak için ve başlamak için telefon çok rahat yetiyordu bana. Ama son zamanlarda telefonun kalitesi yetmemeye başladı ve hani iPhone falan kullanmadığım için aslında o görüntü kalitesinin farklılığını hissetmeye başladım. Yani birikmiş param da vardı. Biraz annemler de ekledi üstüne ve böyle kamera aldım. Yani çok mutluyum şu an. Bununla çok güzel videolar çekeceğim, çok güzel fotoğraflar çekeceğim. Biraz heyecanlıyım bunun için. Hatta sizinle ilk fotoğrafımızı çekelim. Hüseyin dostlar. Bugünlük de sanırım benden bu kadar. Çünkü saat geç oldu. Bu saatten sonra birkaç ödevime bakarım. Ailemle zaman geçiririm ve biter gün. Teşekkür ederim bugün bana katıldığınız için ve izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.